Denklem çözme mini testiyle devam ediyoruz. Pratik bir soru. 2x artı 5 17 ise x'in kaçtır? Önce rakamsal ifadeleri temizliyoruz. Bir tarafa topluyoruz. 2x 12 oluyor. X 6. Şuna bakalım. Tek bir şey var. Şunu açmamız gerekiyor. 2 çarpı 3x eksi 5. 2 tamamına geldiği için 2 çarpı 3x 6. Pardon. 6x. Eksi 2 çarpı eksi 5 eksi 10 artı 6 eşittir 2x. 6x eksi 4 2x'miş. Bunu bu tarafa atıyoruz 4. Şunu diğer tarafa atıyoruz. 4x eşittir 4. X eşittir 1. Şu soru. Şurada bir paydayı eşitleyelim. 2, 1 ve 3. 6 da eşitlenir. Şunu 3 ile çarptık. Burası 1 muhtemelen. 3x artı 3 bölü 6 oldu. Eksi. Burayı 6 ile çarptık. 60 bölü 6. Burayı da 2 ile çarptık. 2x bölü 6. Bunlardan kurtulduk. 3x artı 3 eksi 60 eşittir 2x. Gene reel ifadeleri bir tarafa toplayınca 2x attık buraya. Bu ikisini eksi 57 yaptı. Attık buraya. 57 olarak geçti. X eşittir 57. Yine eşitleyeceğiz. Daha kolay bir yol var mı? Basit sayı da verebiliriz. Hani küçük değerler ama eşitleyelim. 4 ile 3 ile 2 ile çarpalım. Üst taraf 4x eksi 4. Eksi 3x artı 6 eşittir 6x oldu. Bu da x artı 2 eşittir 6x. 2 eşittir 5x. Nerede hata yaptık? Şu eksi tamamının eksi pardon. Onu kaçırdım. Şu 6'dan dolayı öyleyse 2 değil 10 oluyor. Şurası. Şurası da 2x. 6 ile çarpmışım yanlışlıkla. Dolayısıyla x eksi 10 geliyor ama baştan temiz çözeyim ben. Yine 4 ile çarptık ilk tarafı. 4x eksi 4. Şurada parantez tamamında eksi 3x eksi 6 eşittir 2x. Şuradan x eksi 10 eşittir 2x geliyor. X eşittir eksi 10 geliyor. Şu sorular da çok eğlencelidir. Şurası tersten bakarız. Şurası 14 ise şurası 7 olacak. Buranın tamamı 7 ise şurası 4 olacak. Burayı neye 4'ü 2'ye bölersem 4 olur. Şurası 8 olacak demek ki. X eksi 1 8 ise x de 9 olacak. Yani şu soruda hemen içler dışlar yapıyoruz. Hiç takılmadan virgülü. 3x artı 0,3 eşittir 2x eksi 0,2. Attık bir tarafa. Eksi 0,5'e eşitmiş x. Nedir o da? Eksi 1 bölü 2'dir. Yine benzer bir soru aslında. Şimdi bu 1 bölü 2'ye eşitse şuranın tamamı 3'tür. Çünkü 3 bölü 6 olacak. Ora 3 ise şurası 2'dir. Bura 2 ise şu üst taraf 4'tür. X artı 1 4 ise x 3'tür. Şurada tek yapacağımız genişletmek. 3x artı 12 eksi 6 eşittir. 2 ile 3 çarptık. 6 artı 3x. Ne geldim? 6 artı 3x eşittir 6 artı 3x geldi galiba. Öyle ise tüm sayılar da sağlar. Sıfırda da sağlar. Reel sayılar. 3x 12 6 6 3x 10. Şuna bakalım. Biraz tersten tutmuş kulağı. 2 ile çarpalım. 2x eksi 2'ye eşittir 6. Topladığımızda ya da çıkaralım daha iyi. Şunlar şunu çıkarttığımızda eksi 3y eşittir. Eksi 6y eşittir. 2. Y 2 ise şurada yerine koyalım. X 5. X çarpı y de 10. Şu hep çıkan bir sorudur. Biraz şaşırtma. Hepsini topluyoruz. 2x artı 2y artı 2z eşittir.
13, 24. X artı y artı z 12 oluyor. Bize neyi soruyor? Mesela diyor ki x artı y 5 ise z 7'dir demek ki. Bize x'i sormuş. X'in olmadığına bakalım. Y artı z 8 ise x de 4'tür ki 3'ünün toplamı 4, 12 olsun. Şunu çözdük. Bir daha koymuşum. Eksi 1 bölü 2. Bunu da çözdük. Bu da 4'tü. Pardon, 3'tü. Bunları gözümden kaçmış. Ha, şu çok güzel bir soru. Diyor ki denkleme birinci dereceden x değişkenine bağlıysa. Şimdi bu soruyu görünce direkt x kare var diye soruyu bırakanlar olabilir. Diyor ki denkleme birinci dereceden. Şimdi birinci dereceden demek x kareli bir şey olmayacak. Olmuyorsa a 3'tür ki 3 eksi 3'ten 0 gelsin. Hemen yazalım yerine 3'ü. Şurada da yazdık. 15x artı 6 eksi 36 eşittir 0. Buradan x zaten 2 olarak gözüküyor. Şu da çok ince bir soru aslında. Şurada x parantezini alıyoruz önce ifadeyi. X parantezini aldık. X eksi y artı 8z eşittir. Nedir diyor. Bize şunu vermiş mi? 8. Yazdık 8'i. Ne oldu? 8x artı 8z eşittir. Nokta nokta. Biz neyi biliyoruz? X artı z'nin 6 olduğunu. Bunu da 8 parantezine aldık mı? X artı z 6 ise bu ifade 6 çarpı 8'den 48 olur. Genellikle yargı yayınlarından aldığım soruları güzel sorular tavsiye ederim. 3x artı 5 artı 2x hemen bakalım. 5x artı 5 eşittir 5x eksi 20. Böyle bir şey olamaz. 5x artı 5 5x eksi 20'ye yani karmaşık sayılarda eşit olur. Böyle reel kümede falan olmuyor. Dolayısıyla boş küme diyoruz.